Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Genç. Videoma hoş geldiniz. Bugün incelemem için gönderilmiş olan mükemmel bir ürün var yanımda. BioGame'in Giant Model Mouse arkadaşlar. 10.000 dpi'ye kadar ayarlanabiliyor. 12 tane makro tuşu bulunuyor. Bu şekilde çılgın özellikleri var. Hatta ayarlanabilir ağırlığı bile var. Bakalım bol kesiden özellik barındıran bu mouse bizlere daha farklı neler sunabiliyor. Hadi bunları hep birlikte inceleyelim. Öncelikle gelin cihazı hızlı bir şekilde kutusundan çıkartalım. Cihazın kutusu son derece şık bir şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda ön taraftaki pencereden cihazın kendisini görmeniz mümkün. Cihazın kutusundan cihazın kendisi ve aynı zamanda bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzu garanti belgesine de geçiyor. Cihazı kutusundan çıkardığımıza göre dilerseniz bir de teknik verilerine göz atalım. Cihazın 12 tane tuşu bulunuyor arkadaşlar ve bu tuşlar makro olarak ayarlanabiliyor. Zaten yazılımına birazdan detaylı bir şekilde değineceğiz. DPI tuş kısmı çok hoşuma gitti. Bu zamana kadar incelemiş olduğum mouse'larda hep böyle sırayla gitmeniz gerekiyordu. Hani 1-2-3-4, 1-2-3-4 ya da 4-3-2-1, 4-3-2-1 diye gitmeniz gerekiyordu. Ama bunda cihazın hemen üzerinde bir gösterge bulunuyor. Bu gösterge vasıtasıyla hangi DPI ayarlamasında olduğumuzu burada görebiliyoruz. Yani kademeli bir şekilde göstermesi güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Buradaki çözünürlük oranı 400, 800, 1600, 2400, 3200 ve 5000 dpi'ye kadar ulaştırabiliyor. Bunu yazılım vasıtasıyla 10.000 dpi'ye kadar da ulaştırabilmemiz mümkün oluyor. Ve 10.000 dpi'ye kadar çıktığımızda bu 8K monitörlerde bile çok rahat bir şekilde mouse'u kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu da gerçekten beğendim. Ama dpi oranından daha çok beğendiğin ne var derseniz tekrardan o gösterge kısmına değinmek istiyorum. Çünkü gösterge olarak biz onu göstermiş olmaları, özellikle de bu fiyat bandında sunmuş olmaları çok hoşuma gitti diyebilirim. Bu cihazda çok güzel de bir özellik var. Mouse'un ağırlığını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ağırlık ayarlanabilir mi? Ya diye arkadaşlar illaki olacaktır. Hadi bir de bu ağırlık kısmına geçelim. Gelelim hem seveceğim hem de yereceğim bir konuya. Cihazın ağırlığı arkadaşlar kablosu dahil 147.5 gram. Ama bu cihazın ağırlığını değiştirmemiz için cihazın içerisinde ağırlık kutusu da bulunuyor. Yani 147.5 gramdan daha aşağı ağırlıklara düşebiliyoruz. Evet, bu güzel ve özellikle bu fiyat bandı çok iyi düşünülmüş. Lakin bu ağırlık kısmını nasıl açabileceğimiz kullanma kılavuzuna bile bahsedilmemiş. Hemen bundan da bahsedeyim. Cihazın alt kısmına baktığımızda arkadaşlar burada bir kapakçık bulunuyor. Bu kapağı ok yönünde çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz takdirde döndüğünü görebiliyorsunuz zaten. Bunu çevirdiğimiz zaman düşmesini bekliyoruz. Ancak maalesef böyle bir şey olmuyor. Eğer şanslıysak bu kapak düşüyor ama düşmediği takdirde bu şekilde vurarak cihazla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bunun düşmesi maalesef biraz zor bir durum. Arkadaşlar maalesef bu ağırlık kısmını bu videoda çıkartamadım. Kenarlardan kaldırarak çıkarmak gerekebilir. Cihazı çizebileceğiniz anlamına gelebilir. Belki de bana gelen üründe böyle bir sorun vardır. Kendi ürününüzde böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Ancak önceki denediğimde şöyle tık tık yaptığımda bu kapağı buradan çıkartabilmiştim. Şu an için maalesef bunu çıkartamadığım için gösteremeyeceğim. Bunu açtığınız takdirde içerisinde 3 tane 4 gramlık ağırlıklar bulunuyor. Bu 4 gramlık ağırlıkların istediğiniz kadarını takıp hepsini de çıkartmanız mümkün. Bunun içerisindeki süngerden ağırlıkları çıkardıktan sonra tekrardan yerine takabiliyorsunuz. Sonra da bu kapağı ok yönünü ters şeklinde çevirdiğinizde burası zaten sıkılmış oluyor. Bu şekilde cihazın ağırlığını ayarlayabilmeniz mümkün. Ağırlık kısmına değindiğimize göre cihazın bir de diğer özelliklerine bakalım arkadaşlar. 5375 FPS'lik bir kare hızı bulunuyor. 20 G'lik bir hızlanması bulunuyor. Ve gelelim en çok merak edilecek konulardan birisine. Cihazda hangi sensör bulunuyor? Cihazda PixArt'ın 3325 sensörü bulunuyor. Bu sensörü daha iyi anlayabilmeniz açısından şöyle söyleyeyim. Fiyat performans odaklı mouse'ların çoğunda bu sensör kullanılıyor. Ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla herhangi bir sorun bulunmuyor bu sensörün. Daha iyi anlayabilmeniz açısından şöyle ifade edebilirim. Eğer uçuk kaçık, profesyonel, aşırı profesyonel bir oyuncu değilseniz bu sensör sizi rahatlıkla tatmin edecektir. Oyunlarda takılma gibi bir durum söz konusu olmadan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar farkındayım, o kadar makrodan bahsettim. Bakalım bu makro programı ne işe yaparmış, bize neler sunabilirmiş, bunları hep birlikte görelim. Aynı zamanda nereden indirebileceğiniz, nereden temin edebileceğiniz de bu videoda anlatacağım. Hadi dilerseniz hızlı bir şekilde bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, makrosuna geçtik. Makro kısmında sizlere hem iyi hem de kötü bir haberim var. Evet, ürünün bir makrosu bulunuyor. Ancak bana daha ürün çıkar çıkmaz gönderildiği için henüz makro programı hazırlanmamış arkadaşlar. Hazırlanmadığı için dolayısıyla şu anda bir makro programı bulunmuyor. Siz videoyu izlediğiniz tarihte belki gelmiş olabilir. Gelmişse bunu şu şekilde indiriyorsunuz. Google'a BioGame Giant Segment yazıyorsunuz. Bunu yazdığınız takdirde alt kısmında görüyorsunuz. Desteksegment.com. Böyle bir site çıkacak arkadaşlar. Bu siteye girdiğinizde makro programı olarak burada makro programını görebileceksiniz. Şu anda görmüş olduğunuz
olduğunuz mouse'un modeli başka bir model arkadaşlar. Ama siz video izlediğiniz tarihte bunu yazdığınızda çıkıyorsa bu mouse'un da buradan yazılımını görebileceksiniz. Ben incelemiş olduğum tarihte makros çıkmış olsaydı bunu gösterebilirdim. Ancak maalesef dediğim gibi şu anda makrosu bulunmuyor. Evet arkadaşlar, makro yazmana değinmiş olduğumuz cihazın son olarak benim yorumlarımı da noktalayalım isterseniz. Eğer bir mouse'da kullanım rahatlığı, konfor ve aynı zamanda ergonomi istiyorsanız özellikle bu mouse'u tercih edebilirsiniz. Ben gerçekten mouse'un ergonomisini şu anlamda çok beğendim. Cihazın üzerine elinizi attığınızda güzel bir kalite hissi var cihazın yüzeyindeki dokudan dolayı. Aynı zamanda şu yan tarafta bulunan kısmı gerçekten çok güzel olmuş. Bunu arabalarda bulunan kol desteği gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten elinizi attığınızda parmağınız orayı çok güzel bir şekilde kavruyor. Ve mouse'a ilk dokunduğunuzda bile uzun süredir kullanıyormuşsunuz gibi bir his sunabiliyor. Mouse'un eksilerine gelecek olursak arkadaşlar, ben eksi olarak gerçekten şu ağırlık kısmının biraz daha kolay bir şekilde açılabilmesini beklerdim. Bunu açmak biraz zor oluyor. Ancak bunu da dediğim gibi bana gelmiş olan üründe böyle bir şey olabilir. Siz kendi almış olduğunuz üründe deneyebilirsiniz. Zaten aynı zamanda bunu bir defaya mahsus ayarlayabileceğinizi düşünürsek çok fazla sorun etmenizi gerektirecek bir durum gibi gözükmüyor. Genel olarak arkadaşlar mouse elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmında fikirlerinizi benimle paylaşabilir ve aynı zamanda abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.